Cennet Mahallesi diye bir dizi vardı. Roma vatandaşlarının hayatını anlatıyordu. Orada oynayan bir oyuncu aslında. Tanıyorsunuz kendisini, görünce hemen hatırlayacaksınız. Melek Baykal. Melek Baykal şöyle bir yazı yazdı. Dün yine sosyal medyada çok konuşuldu. İki gündür Yozgat'tayım. Bugün 150 sene, kesin belki de 200 senelik Hayri İnal konağını gezdirdiler bana diyor. Hayri İnal ve ailesinin resimlerini gördüm. Gözlerime inanamadım. En az 100 sene önce çekilen resimlerdeki hanımefendiler son derece medeni bir tavır ve kılık kıyafetleriyle bana gülümsüyorlardı. Sonra kafamı sola çevirdim. Gördüğüm manzara 150 sene sonra geldiğimiz noktaydı. Yani konağın yeni sahipleri Yozgat Belediyesi ve çalışanları. Yeni sahipleriyle aralarına girip resim çektirdim. Yüzümdeki ifadeden ne kadar mutlu olmuşum anlarsınız zaten. Ve kendi kendime sordum. Biz neden bu kadar geriye gittik diye. Şimdi o fotoğrafı bir verin. Bakalım 150 yıl önce medeni teyzeler varmış. Şimdi bu hanımefendi, bakın bu teyzelerle fotoğraf çektirmiş. O yörede yaşayan insanlar bunlar, teyzeler. Başlarını örtmüşler. İstedikleri gibi giyinebilirler. Sizi hiç ilgilendirmiyor. Kendisi de ifade etmiş Melek Hanım. Diyor ki yüzümdeki ifadeye bakın. Hiç memnun değil. Niçin memnun değil? Çünkü bu hanımefendiler başörtüsü örtmüşler. Ya inanılır gibi değil. Bakın medeniyet ölçüsü sizin o kılık kıyafet dediğiniz şeyler değil. Sadece baş açıklığı medeniyetin, çağdaşlığın göstergesi değil. Ne yobazlar tanıyorum. Kılık kıyafetleri çok işte başka, Avrupa'dakileri andırabiliyor. Başı açık. Bununla ölçemezsiniz. Yani başı açıklar böyle, başı kapalılar böyle diye bir sınıflandırma faşizmin, ayrımcılığın ta kendisidir. Siz ne tanıyorsunuz bu teyzeleri de? Başörtüleri var. Niye bu hale geldik? Niye gericileştik diyorsunuz? Kadın programı yapıyorsunuz ve kitlenizde bu ülkenin kadınları ağırlıklı olarak, değil mi? Bu ülkenin kadınlarının %60'ından fazlasının başı da örtülü insanların bireysel tercihleri. Sadece dini gerekçelerle de örtülmeyebilir baş. Ya size ne? Öyle istiyordur, anlatabiliyor muyum? Niye bundan bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Sizin başınız açık. Siz çağdaş mı oluyorsunuz şimdi? İnsanları kılık kıyafetinden, inançlarından dolayı ötekileştirerek çağdaş olunacağını mı düşünüyorsunuz? Bunun adı dünyanın her yerinde faşizmdir. Bırakın bu işlerle uğraşmayı. Az önce de yine paralel yapının gazetelerinden birisini okuduk. Bakın bunu sürekli siyasete alet ediyorsunuz. Paralel yapının lideri o Pensilvanya'daki zat, kaçak zat, 28 Şubat'ta diyordu ki başörtüsü füruattır. Şimdi başörtüsünün arkasına saklanıyorlar operasyon sürecinde. Siz de ne yapıyorsanız yapın, siyaset mi, televizyon programı mı, ne yapıyorsanız yapın, insanların kılık kıyafetiyle uğraşmayı bırakın. Çekin elleriniz artık. Hakikaten yakışmıyor. İnsanları da bunlara göre, sosyal sınıflarına, gelirlerine, dini inançlarına, gündelik yaşam pratiklerine, kılık kıyafetlerine göre sınıflandırmayı bırakın. Bu kafa 1930'lardaki Hitler'in kafasıdır, faşizm kafasıdır, size söylüyorum. Çok az bile söylüyoruz aslında. Sıradaki habere girelim Alper.